Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhaba, bugün 28 Ocak Salı, güne Ay Balık Burcu'nda başlıyoruz büyüyen fazda. Venüs ve Neptün'ün de Balık Burcu'nda olması nedeniyle balık enerjisini yoğun bir şekilde hissedeceğimiz, yani hem sezgilerimiz, hem yaratıcılığımız, hem hislerimizi ön planda tutup duygularımızla hareket edeceğimiz bir gün diyebiliriz. İlk açımızda 04.13'te kesinleşiyor. Ayın Jüpiter'le yapacak olduğu sekstil açı. Özellikle ileriye dönük plan ve programlarımız, projelerimiz hususunda istek ve arzularımızı, dileklerimizi bu yaratım enerjisinde arkamıza alarak hayata geçirebilme potansiyelinin olduğu bir süreç bu. Saat 03.13 ve 05.13 arasındaki 2 saatlik zaman dilimini dua ederek, meditasyon yaparak, inzivaya çekilerek değerlendirebiliriz eğer uyanıksak. Gün genel hatlarıyla da biraz Marsiyen bir enerji ki birazdan göreceksiniz. İlk açımız 12.30'da ayın Mars'a yapacak olduğu kare açıyla kesinleşiyor. Özellikle duygusal olarak çok dürtüsel bir ruh haline bürünebileceğimizi gösteriyor. Mars'ın yay burcunda oluşu zaten doğası itibariyle dürtüsellik katar. Aynı zamanda ay da balık burcunda çok duygusal bir yapı. Yani olayları kişiselleştirerek ya da belli bir şeye inanç uğruna hiç sorgulamadan hareket etmek biraz fanatiklik etkisini de barındırır. Bu 2 saatlik zaman dilimini daha hani bir kez daha düşünerek hareket etmekte fayda var diye düşünüyorum. 12.33'te ayın Neptün'le yapacak olduğu kavuşumla birlikte yaratım enerjisi iyice artıyor. Saat 11.33 ve 13.33 arasındaki 2 saatlik zaman dilimini biraz daha hani spiritüel kendi halimizde kalarak da değerlendirebiliriz o Mars etkisinden kurtulabilmek adına. 13.34'te bu sefer Mars'ın Neptün'le yapacak olduğu kareyle birlikte işte inançlarımız uğruna kendimizi feda etmek etkisi ortaya çıkabilir. Hiç soruşturmadan, sorgulamadan körü körüne bir şeye inanma olgusunu ortaya çıkarabilir. Aynı zamanda görünmez kazaların da açılarından bir tanesidir. Sakarlık ve kazaların açılarından bir tanesi. Bu açı tüm gün etkisi altına alacak bir açı. Bir gün önce hissetmeye başladık. Yarın da etkisini hissediyor olacağız. Özellikle girişimlerimiz hususunda yanılgıya düşme, sonradan pişman olma etkisinde yaşayabilme potansiyelimiz çok yüksek. O yüzden bu 3 günlük süreç zarfında adım atacak olduğumuz konulara dair biraz daha tedbirli yaklaşımlar sergilememiz konusunda hani uyarmak isterim sizi. Günün son açısı 14.01'de kesinleşiyor. Saat 13.01 ile 15.01 arasındaki 2 saatlik zaman diliminde hissediyor olacağız. Ayın Venüs'le yapacak olduğu kavuşum açısı özellikle istek ve arzularımız hususunda hem bizi destekleyecek bir yaratım enerjisi hem de ikili iletişim ve ilişkiler konusunda da yapıcı bir yaklaşım, merhametli, şefkatli bir yaklaşım, sevgiyi göstermekten sakınmayacak olduğumuz bir yaklaşımı deneyimleyebiliriz. Bu 2 saatlik süreç zarfında günün son enerjisi de bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle, sevgilerimle.